Fareskova'nın yeraltı şehri. Mo! Ha? Peynirin hepsini bitirdin mi? Ben mi? Niye bana soruyorsun? Çünkü ben peynir yemedim de ondan. Mip de peynir sevmediğine göre. Mip'in peynir sevmediğini nereden biliyorsun? İpek maymunları peynir sevmez. Bu bir gerçektir. İpek maymunlarının en sevdiği yiyecekler yemişler ve otlardır. Ayrıca laktoza karşı hassastırlar. Gördün mü? Anlaşılan kayıp peynirin sırrını sonra çözeceğiz ama gözüm üstünde ona göre. Görev çıktı. İyi günler. Takipçiler, tanıştırayım Bay Koba. Kendi Fareskova'nın eski prensesi Anna'nın emrinde çalışıyor. Sahi ne görevi çıktı profesör? Bir prensesi mutlu etmek, imparatorluk yumurtasını bulmak için yardım istiyorum. Yani şimdi yumurta mı bulacağız? Bilseydim bu sabah omlet yapmak için dolaptakilerin hepsini kullanmazdım. Az sonra göreceğiniz yumurta ünlü mücevherci Farajin'in özel tasarımı. Bu eşsiz hazine onu kullanana geleceği görme gücü veriyor. Ne kadar güzel bir yumurta. Peki ne olmuş bu yumurtaya? Ortadan kayboldu. İşte yumurtayı alan bu. Fareptik. Anneciğim. Bu işin arkasında onun olduğunu nereden biliyorsunuz? Şuna bir bakın. Kamçanağı gözler, taranmamış tüyler. Apaçık belli Fareptik kötülüğün ta kendisi. Yıllar boyu kraliyet ailesiyle yaşayıp onlara ihanet etti. Ama bu korkunç bir şey. İhanet mi? Bu oldukça ciddi bir suçlama. Acaba emin misin? Elbette eminim. Yangından sonra hem Fareptik hem de imparatorluk yumurtası kayboldu. İkisi de aynı anda. Derler ki Fareptik sizi hipnotize edebilirmiş. İşte bu bana pek mümkün görünmüyor. Görünüşünün çok korkunç olduğu da ortada. Peki bu korkunç fareyi nerede aramamız gerektiğini biliyor musunuz? Söylentilere göre Fareptik yanına yumurtayı da alarak terk edilmiş imparatorluk sarayında bir yere saklanmış. Prensese söyleyin, bize güvenebilir. Teşekkür ederim takipçiler. Geçenlerde bir araştırma yapmıştım. Sarayın altında tünellerin oluşturduğu bir labirentten söz ediliyor. Hatta buraya yeraltı şehri deniyor. Bence Fareptik büyük olasılıkla oradadır. Hadi gidip şu ünlü yumurtayı alalım ve gerçek sahibine verelim arkadaşlar. Takipçiler iş başında. Burası benim odamdan bile kötü durumda. Çünkü yangından beri burada kimse yaşamıyor. Ne bekliyordun? Hadi şu yeraltı şehrinin girişini bulalım. Hadi. Ben gizli kapak ya da geçit var mı diye zemini kontrol edeceğim. Hadi bakalım. Ben de gizli kapı var mı diye duvarlara bakacağım. Galiba ben de zıpla şey yapacağım ha. Sadece zıplayacağım. Peki bu ne işimize yarayacak? Hiç. Sadece daha hızlı hareket etmemi sağlayacak. Bu çok eğlenceli. İyi misin? İyiden de öteyim. Galiba Fareskova'nın yeraltı şehrini buldum. Burayı daha önce kimsenin bulamamasına inanamıyorum. Neden ki? Oysa ben buraya daha önce hiç kimsenin zıp zıp getirmediğine adım gibi eminim dostum. Çocuklar şuraya bakın. Oo, bu oldukça şaşırtıcı. Prensesle çok yakın görünüyorlar. Evet, ama sadece görünüşte öyle. Başka birine daha kötülük etmeden önce onu bulup durdurmamız gerekiyor. Ne dersiniz? Fareptik sizce hala buralarda mıdır? Profesör, orada her şey yolunda evet, mı? Evet sevgili Mac, öylesine aradım. Ayrıca Bay Koba herhangi bir gelişme kaydedip kaydedemediğimizi merak ediyorum. Biraz önce yeraltı şehrinin girişini bulduk. Hemen Bay Koba'ya haber vereyim ama nedense bu olayda burnuma kötü kokular geliyor. Benim burnum hassastır bilirsin. Beni neyin rahatsız ettiğini bilemiyorum ama lütfen gözünüzü dört açın takipçiler. Çünkü her şey her zaman göründüğü gibi değildir. Rica etsem biraz daha sessiz korkabilir misin? Bir kere korktuğum için değil, yarasaları korkutmak için çığlık attım. Ve işe yaradı. Evet, biliyoruz Mip. Galiba bir şey buldum mu? Şey yani sakın kaçayım deme. Elimizden kaçıyor.
Burada ayrılıyoruz. Moh bu tarafa, Mip şu tarafa. Sakın kaçırayım demeyin. Hayır, oraya gidemezsin. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? Artık elimizdesin Fahrettin. Hadi gelin, gidip yumurtayı bulalım. Bence ortaya çıksan iyi edersin. Çünkü bizden kaçman imkansız. Ben buradan kaçayım da siz yumurtayı ele geçirin değil mi? Asla, asla. Sizi davetsiz misafirler, artık benim elimdesiniz. Çabuk çıkar bizi buradan, seni korkunç canavar. Hayır, asla. Asla mı? Sonsuza dek burada mı kalacağız? Sonsuza dek değil tabii ama en azından size ne yapacağıma karar verene kadar küçük fare. Eyvah yani. Havuç, patates, et, tavuk kemiği hepsini koydum. Bir şey unuttum ama ne? Ne unuttum? Beni dinle. Bize yumurtayı ver ve bir tabakta şu mis gibi kokan yahniden. Sonra bırak gidelim. Bence şu anda pazarlık edebilecek bir konumda değiliz. Tamam, yahni kalsın o zaman. Neden gitmenize izin vereyim ki? Sizler benim evime hırsızlık yapmaya gelmediniz. Hırsızlık yapan sensin. Hayır, sizsiniz. Buraya o eşsiz yumurtayı almaya geldiniz. Sakın inkar etmeye kalkmayın. Galiba bizi hipnotize edecek. Sakın gözlerine bakmayın. Buldum. Buldum. Bence ne yapıp buradan kaçmalıyız çocuklar. İmparatorluk yumurtası. Galiba buradan çıkmamızı sağlayacak bir planım var. Mip, senin Fareptik'in dikkatini dağıtman gerekiyor. Sen onu bana bırak. Sorabilir miyim? Bu kadar güzel kokan şey nedir acaba? Yahnim tabii. Annemin özel tarifine göre yaptım. İşin sırrı sürekli karıştırmakta. Moh, ben sana söylediğimde yumurtayı kap. O zaman tadı daha da nefis oluyor. Asla ama asla karıştırmayı bırakma. Tabii içine birkaç iri soğan, birkaç tane mantar, birkaç tane iri Moh, havuç. Hazır mısın? Hazırım. Birkaç hurma, biraz hardal otu, biraz taze kekik de koymalısın. O anda aklına ne gelirse o... Ağlamaz yumurta. Ananın yumurtası. Onu bana geri verin lütfen. Lütfen onu benden almayın. Çünkü bir görev üstlendim. Anna'ya imparatorluk yumurtasını ona geri vereceğime söz verdim. Bir dakika. Sen gerçekten Prenses Anna'nın yumurtasını koruduğunu mu sanıyorsun? Hayır, sanmıyorum. Koruduğumu biliyorum. Yıllar önce bu sarayda büyük bir yangın çıktı. Kraliyet ailesi canlarını zor kurtardı. Bu yüzden yanlarına hiçbir şey alamadılar. Anna'nın değerli yumurtası da dahil. Yumurtayı yangında kurtaran da bendim. Ne dedin? Ama onlara ihanet ettin. Asla. Ben hep Anna'nın akıl hocası ve koruyucusuydum. Hem de prenses doğduğu günden beri. Ona asla ihanet etmedim ama onu hayal kırıklığına uğrattım. O zaman yanılmıyorsan bu fotoğraf sana ait. Evet. Ah, teşekkür ederim. Bu benim Anna ile tek fotoğrafım. Kaybettim sanmıştım. Bize imparatorluk yumurtasını çaldığın söylendi. Yalan! Ben asla ama asla böyle bir şey yapmam. Hiçbir zaman yapmam. Ama bize söylenenler yalansa o zaman... Kova! Tebrik ederim takipçiler. O küçük parlak yumurta beni zengin edecek. Bana cesur olduğunuz söylenmişti ama akıllı olacağınızı düşünemedim. Hata etmişsin çünkü işin iç yüzünü anladım. Ama biraz geç kaldınız. Yoksa bunu mu arıyordun? İşin içinde bir gariplik olduğunu anlamıştık. Ama nasıl? Söyleyin, nasıl anladınız? Yumurtaya bakıp geleceği mi gördünüz? Aslında onu yapmak da iyi bir fikirmiş. Yemek yapmayı bu kadar seven birinin canavar olamayacağını tahmin etmiştim. Bana inandığınız için teşekkür ederim. Galiba artık birini aramamız gerekiyor değil mi? Ekselansları. Bunca zaman bu bibloyu benim için mi sakladın?
Senin hakkında korkunç hikayeler duydum. Hiçbirine inanmamam gerekirdi. Çünkü sen her zaman benim en yakın dostum oldun. Ha? Fahrettin'in kötü biri olduğunu sanmıştık. Oysa gördüğümüz her şey fotoğraf, yani onun hakkında bildiklerimizin doğru olmadığını söylüyordu. Ama hikayeyi onun ağzından dinleyince her şey değişti. Bazen gerçekler olaya kimin açısından baktığımıza bağlı olarak çok farklı görünebilir. Öğüdümü tutup gözünüzü ve kalbinizi dört açmanıza memnun oldum sevgili takipçiler. Baksanıza, omlet isteyen var mı? Ben yapıyorum. Ama bir sorun var. Dolaptaki bütün peyniri bu sabah yaptığım omlete koymuşum. İpek maymunlarının peynir sevmediğini sanıyorum. Kim demiş onu? İpek maymunları çoğunlukla yemişler ve bitkilerle beslenir. Evet, ağaçta yaşasaydım belki ama burada içi dolu bir buzdolabı var. Anlaşılan sizler de beni sandığınız kadar iyi tanımıyorsunuz. Öyle görünüyor. Arkadaşlar, çocuklar hala izliyor mu?